Heh. Sen nereden indin? Ben şuradan indim. Sen inemiyor musun? Ya oraya kayıyor sabun gibi. Nasıl ineceksin? Böyle yan yan ineceksin. Tuta tuta in diyorum hem mi? Heh. Dur. Şuradan tutsam oradan tutacak şey yok. Neyse. Hadi Allah. Ben de böyle inerim. Aha. Hadi en kolayını buldun ya. Yavaş geldim. Düşersin, yavaş tamam. Düşersin. Tamam. Geldim. Tamam. Sevgili gönül dostlarım merhaba. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerimiz. Kütahya'dan hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün çam sakızı toplayacağız. Çam sakızı niye yarar? Öncelikle çam sakızı değerli sevgili arkadaşlar. Bir defa mide rahatsızlıklarında, onun yanında ağız kokularında birçok alanda bu çam sakızı kullanılabilir. Fakat çam sakızını bulmak o kadar kolay değil. Belki binlerce ağaç gezdik arkadaşlar. Sadece bir tane ağaçta bulabildik. Çok bulunmadığı için de bunun kilosu 300 bin lira ile 400 bin lira arasında değişiyor. Bizim amacımız satmak amaçlı değil değerli arkadaşlar. Hastalara şifa amaçlı bunları toplamak için geldik. Neden bunları topluyoruz şimdi değerli arkadaşlar? Bunlar basur rahatsızlığında kullandığımız macunun içine koyacağımız çam sakızı. İşte bunu almamız gerekiyor. Çam sakızı neden olur? Çam sakızı genelde çamlarda bulunur ve çok nadir bulunur değerli arkadaşlar. Bunun sebebi çamların yaralı olması gerekiyor. Yani yaralarını kapatmak için de böyle kendileri reçine salgılıyorlar dışarıya. Yaraları kapattıktan sonra da bunlar kuruyorlar, kabuk bağlıyor ve bunlar şöyle yere düşmüş arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bunlar böyle yere düşerek toprak olarak toprağa karışıyorlar. Kendisini onardıktan sonra da böyle görmüş olduğunuz gibi toprağa düşüyorlar. Sevgili takipçilerimiz, biz de işte bu ilaca koyacağımız çam sakızını almak için bugün ormandayız ve bu çamdan şimdi sakız alacağız arkadaşlar. Sakızı nasıl alıyoruz? Şöyle. Evet, bakın şöyle elime çıktı. Size yakın çekimden göstereceğim sevgili arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Bakın değerli arkadaşlar. Çamın sakızı budur. Çok güzeldir. Çiğnenebilir. Gerçekten insana böyle nefesini açıcı bir çam kokusu verir yani. Çamın sakızı budur arkadaşlar. İşte şifada bunda gizli değerli takipçilerimiz. Sevgili takipçilerimiz, çam sakızının faydaları nelerdir? En yaygın faydası ağız ve diş sağlığındadır. Çiğnendikçe besin atıklarını tükürük yoluyla atan çam sakızı dişlerin beyaz kalmasını sağlar. Diş çürümesini de önleyen çam sakızı aynı zamanda ağız içi yaralarında iyileşmesine faydalıdır. Midenin asit oranını düşüren çam sakızı ürser ve gastrit gibi hastalıklara fayda sağlar. Yemek sonrası bu tarz hastalık yaşayanlara tavsiye edilir değerli arkadaşlar. Aynı zamanda karın şişliği sorununda idealdir. Güçlü bir antioksidan olan çam sakızı solunum yolu hastalıklarına da iyi gelir. Özellikle akciğeri temizler, solunum sorunlarında da doğal ilaç olan çam sakızı öksürüğü de keser, balgam söktürücü özelliği vardır. Yüzyıllardır yaralar için doğal ilaç yapılan çam sakızı aynı zamanda kozmetik ürünlerinde de ham madde olarak kullanılır. Cilt hücrelerini hızlı yenileyen çam sakızı kırışık ve kuruluğa da iyi gelir, cildin parlaklığını artırır. Yüksek miktarda A vitamini içerdiğinden göz sağlığına da iyi gelir, ileri yaşlarda azalan göz vitaminlerini artırarak katarak ve kuruluk gibi hastalıklara da faydalıdır değerli arkadaşlar.
Yapılan araştırmalarda çam sakızı tozu ve balı vücuttaki hücrelerin mutasyona uğramasını önler. Böylece kanser hastalıklarının yaşanmasının da önüne geçer. Solunum sorunu yaşayan kişilerin tedavisinde de kullanılır. Ağız içinde oluşan zararlı plakların yok olmasında da kullanılır. İntihaplı yaraların iyileşmesine yardımcı olur. Akciğerdeki iltihaplaşmayı önler. Göz hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Çam sakızında ağda olarak da kullanabilirsiniz değerli takipçilerimiz. Çam sakızıyla ağda nasıl yapacağız değerli arkadaşlar? Bir bardak dolusu çam sakızını sıcak suda eriyene kadar karıştırması gerekmektedir. Ağda kıvamına geldiğinde emin olduğunuzda elinizin değebileceği sıcaklıkta çam sakızını ağdayı alarak ağdayı uygulayacak bölgenin kuru ve temiz olduğunu teyit ettikten sonra çam sakızı ağdayı kullanabilirsiniz. Herhangi bir kızarıklık belirtisi göstermemektedir. Öksürüğü azaltmada da yardımcıdır. Gene kozmetik alanda parfüm yapımında kullanılır. Çam sakızı dişleri geliştirir. Çam sakızı çiğnenir gibi tüketildiğinde diş etleri gelişir ve ağız içerisinde bulunan zararlı plaklar temizlenmiş olur. Yara tedavisi için kullanılır. Çam sakızı ezilerek bir macun kıvamına gelmesi sağlanmalıdır. Biraz su karıştırılması çam sakızının yumuşamasına yardımcı olacaktır. Sonrasında çam sakızı yaraya sürülerek intihap kapması önlenir ve yara çabuk kapanarak kabuk bağlamaya başlar. Gene mide rahatsızlığını giderir. Çam sakızı midede çekilen hazımsızlığın giderilmesine yardımcı olur. Ağır ya da yağlı yenilen besinlerin midede rahat bir şekilde öğütülmesinde etkili bulunmaktadır. Ayrıca mideyi kuvvetlendirerek reflü gibi rahatsızlıklara karşı oldukça etkilidir. Solunumu rahatlatır. Özellikle çam sakızının solunum yolları aşması, akciğer intihaplanması gibi olumsuz etkenlere karşı da oldukça güçlü bir üründür. Ağır koktuğu için sevgili takipçilerimiz sıcak suda eritilip buharıyla nefes açılabilir. Antiseptik bir yapısı bulunması yönüyle birçok yara tedavisinde de uzun zamandan beri kullanılmaktadır. Bunun yanında gene değerli arkadaşlarımız cildi yeniler. Çam sakızı yüz kaslarının hareketlenmesini sağlar. Hareket halinde olmayan hücrelerin yüz çevresine gelişmesine katkı sağlayarak kırışıklık, cilt kuruluğu ya da yaşlılık belirtisi gibi sıkıntıları ortadan kaldırarak cildi yenilenmektedir. Hazımsızlığa da çok iyi gelir değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çam sakızının yüzlerce faydası saymakla bitmiyor değerli takipçilerimiz. Köyümüzde değerli arkadaşlar eskiden bu çam sakızlarını yaşlı insanlar toplarlardı ve yaralarda kullanılırdı. Gerçekten eskiden kullanılan bu çam sakızı hala günümüzde modern tıpta bile kullanılmakta. Özellikle mide rahatsızlığı, reflü gibi hastalıklarda hala kullanılıyor. O yüzden de genelde köyler buralarda çamlardaki bu biz akma deriz çam sakızlarını toplayarak hala kullanmaya devam ederler değerli takipçilerimiz. Gene bunun yanında biz ne için bunları topluyoruz? Özellikle bahasur rahatsızlığı olanlarda değerli arkadaşlar ökse otuyla beraber hakiki balla beraber bunu karıştırdığımızda basuru tamamen iyileştiriyor. O yüzden de bu çam sakızlarını, çam akmalarını topluyoruz değerli arkadaşlar. Çam sakızı değerli arkadaşlarımız genellikle böyle yaşlı ağaçlarda olur. Yani genelde genç ağaçlarda olmaz. Yaşlı ağaçların zamanla böyle yaşlandığından dolayı reçinelerini dışarı atarlar. Genellikle bu Eylül, Ekim aylarında dışarı atarlar. İşte bu reçinelerde üzerinde kuruduktan sonra sakız olur. Bunlar normalde yere doğru akarlar böyle su gibi. Daha sonra da havalar soğuduğunda böyle sertleşirler arkadaşlar. Burada kabukta çam sakızı olarak kalırlar. Evet arkadaşlar şöyle kızılca çamlarda çam sakızları var gördüğünüz gibi. Bakın şöyle beyaz beyaz
Gerçekten bunlar işte mideye şifa sevgili arkadaşlar. Midede rahatsızlığı olanlar bu çam sakızlarını böyle alarak balla karıştırarak içebilirler. Un gibi çamlardan çıkıyor böyle. Bu çamlardan çıkan sakızlar arkadaşlar çamı kendisini korumak için böyle salgı salıyorlar. Kendileri küçük ama böyle sakızları var. İşte bunlardan toplayacağız ve mide rahatsızlığı olan arkadaşlarımız bunları balla karıştırdıktan sonra kullanacaklar sevgili arkadaşlar. Evet, bakın yerlere akmış buralara kendi. Bunları buradan ağaca zarar vermeden alıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Evet. Çamın doğal sakızıdır. Hiçbir yan tesiri yoktur sevgili arkadaşlar bunun. Ama faydası çoktur. Böyle beyaz beyaz maden gibi görüyorsunuz. Bunları alıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi bakın çamın başından yukarısına kadar böyle yaklaşık bu çam 15 metreden fazla arkadaşlar. Tek başına böyle büyük bir çam ve bu çam sakızlarını böyle salgılamış. Bakın böyle altın sarısı gibi değerli arkadaşlar. İşte bu çamlar şifa kaynağıdır. Her tarafında var çamın, şöyle baktığınız zaman değerli arkadaşlar görüyorsunuz. Her tarafında salmış sakızını. Çam sakızı sevgili arkadaşlar aslında ağaç tarafından üretilir. Görevi ağacı dışarıdan gelen zararlara karşı korumaktır. Gövdesinde oluşan çatlakları kapatmak içindir. Macun kıvamında ve misket şeklindedir. Bal rengindedir. Çiğnendikçe rengi mora döner. Keskin ve acı bir tada sahiptir. İnsanlar tarafından tek tek elle toplanarak elde edilir. Genellikle yüksek rakamlı bölgelerde olur. Ülkemizde en çok Artvin, Borçka ilçesinde bulunduğu bilinmektedir. Çam sakızının tek olumsuz yanı dişlere yapışmasıdır. Özellikle taze olan çam sakızı dişlere yapışır. Dişlere yapışan parçaları fırçalayarak çıkarmak mümkün değildir. Gün içinde yemek yiyip su içtikçe parçalar kendinden çıkarlar sevgili takipçilerimiz. Çam sakızının bilinen bir yan etkisi yoktur değerli arkadaşlar. Dolayısıyla her yaştan insan tarafından güvenle tüketilebilir. Bununla birlikte hamilelerin çiğnenmesi önerilmez. Ayrıca aç karnına çiğnendiğinde mide bulantısına sebep olabilir. Günümüzde çam sakızı market, şarküteri çeşitli internet sitelerinden de kolaylıkla temin edebilirsiniz. Çam sakızı çoban armağanı sözü bu sakız için söylenmiştir. Geçmişte çobanların kendilerini ziyarete gelen misafirlere çam sakızı ikram ettiği bilinmektedir. Çam sakızının ağır bir kokusu vardır. Ayrıca diğer sakızlar gibi çiğnerken balon yapılamaz. Bu özelliklerin yanı sıra tamamen doğal olan bu sakızın sağlık üzerinde onlarca faydası bulunur. Çam sakızı antiseptiktir. Doğal antiseptik özelliğine sahip olan çam sakızı bu sayede yaraların iyileşmesinde yardımcı olur. Geçmişten günümüze yaraların daha kısa sürede iyileşmesi için üzerine sürüldüğü bilinmektedir. Çam sakızı doğal antibiyotik görev görerek yaraların intihap oluşmasında önler. Yara kabuk bağlar ve iz kalmadan çok kısa süre içerisinde iyileşir. Çam sakızı sert bir yapıya sahip olduğundan su ile yumuşatıldıktan sonra yaraya uygulanmaktadır. Evet sevgili takipçilerimiz, bugün de size çam sakızının faydalarını ilettik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili takipçilerimiz.